Evet, herkese hoş geldiniz diyorum. Kerem Cemsandı ben. 2021 yılı bahar dönemi uygulamalı rekabet hukuku programına bugün 3 Mart tarihi itibariyle başlıyoruz. Bu uzun süredir yaptığımız bir program ama son 2 senedir, işte geçen sene kısmen, bu sene muhtemelen tamamen çevrim içi olarak devam ediyoruz. Çevrim içi olmasından da bir keyif almıyor değilim. Tabii ki fiziki olmasını yeğliyorum ama çevrim içi olmasında bir takım avantajları var. Türkiye'nin her yerinden, hatta Türkiye dışındaki yerlerden de katılımcıları buraya alma imkanımız oluyor. Tabii ki kolaylaştırıyor birçok şeyi. Bu pandemi koşulları kalktığı bir durumda da herhalde fiziki yapsak bile mutlaka buna bir çevrim içi unsur eklemeyi düşünüyorum. Yani salondan bir çevrim içi yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir sürü tanıdık yüz de görüyorum burada. Uzun süredir görmediğim insanlar da var. Dolayısıyla herkese merhaba diyorum. İsimlerini tek tek saymasam da. Şimdi biliyorsunuz 12 haftalık bir program var ve ayrıntılı olarak programın muhtevasını web sitemizde ilan ettik. Bir tek bu hafta Yılmaz Hoca'nın konusunda bir değişiklik yaptık. Onu da sağ olsun bizi kırmadı. Hoca da biraz kendisi de talep etti. Gerçi orijinal konusu daha çok istiyor gibiydi ama. Ama güzel bir konu. Bugünkü konu da çok güzel bir konu. Hatta gelecek hafta Gökşin'in konusuyla da biraz örtüşüyor. 2 hafta tazminat hukukunu biraz tartışıyor olacağız. Benim özel ilgi alanım zaten. Şimdi bu programda geçen senelerde olduğu gibi bir kere sertifika katılımcıları var ve çok önemli bir kısmı sertifika katılımcısı. Yaklaşık tahmin ediyorum şu anda 80'in üzerinde, 90'a yakın bir sertifika katılımcımız var. Geçen senede tamamlayamayan bazı arkadaşlarımız da bu dönem tekrar ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz de var. Onun dışında yüksek lisans öğrencilerimiz var, az sayıda. Onun ötesinde de bu programa tebliğleriyle başvurmuş, tebliğleri kabul edilmiş veya edilmemiş. Bütün herkesin, yani biz davet ettik tabii, herkes şu anda burada mıdır bilmiyorum ama mümkün mertebe onları da davet ettik. Onun dışında az sayıda davetli katılımcımız var. Rekabet Kurumu'na da aynı zamanda linkleri ilettik. Oradan da belki katılımcılar olabileceğini tahmin ediyorum. Şimdi bizim amacımız ne? Amacımız rekabet hukukunda güncel, önemli ne oluyorsa aslında bunu tartışmak. Şüphesiz bu eskiden başka türlü seçilip değerlendiriliyordu ama son 2 senedir, hatta 3 senedir yanılmıyorsam, akademik kurul, Yılmaz Hoca da burada, belki Zeynep Ayata da buradadır, Muzaffer burada. Bir akademik kurul bize iletilen tebliğ özetleri çerçevesinde bir değerlendirme yapıyor ve ilk 18'e giren tebliğleri sıralayıp bir program oluşturuyoruz. Dolayısıyla bu seneki program da böyle oluşturuldu. Bunun dışında 6 tebliğ de davetli olarak kabul ediliyor. Onlar zaten bu sürecin dışından programa dahil oluyorlar. Dediğim gibi bütün amacımız güncel olarak rekabet hukuk problemlerini tartışmak. Bunu geçen senelerde iyi yaptığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar bir şekilde böyle bir geleneğin de oturmaya başladığını görüyorum. Bu sene de amacımız çevrim içi de olsa bunu devam ettirmek. Şimdi format olarak bu amaca yönelik şöyle bir üslup izleyeceğiz, yöntem izleyeceğiz. Sunumlar 40 dakika civarında olacak bu dönem. 40-45 dakika. Tabii ki bu çok böyle katı kural değil. 40-45 dakika civarında olacak. Hem sunum esnasında tabii ki tebliğ sahibinin arzusuna göre, hem de tebliğ sunumundan sonra biz buradaki herkes, yani sertifika katılımcıları, yüksek lisans, davetler, herkes kim varsa bu tebliğlerle ilgili sorularını, merak ettiklerini, düşüncelerini vesaire iletebilecekler. Burada ricam şu benim, genel olarak herkesten. Birincisi, tabii şu anda çok kalabalığız. Mesela şu anda 120 kişiye ulaştık. Dolayısıyla soru sorma bakımından, hani ben bir moderatörlük görevi yapabilirim. Mümkün mertebe bir chat'i kullanabiliriz. Yani soru sorarken birincisi bunu yapabiliriz. İki, chatten soru dışında yorum da yazabiliriz. Ama asıl tabii ki sözlü soru sormak daha canlı bir tartışma ortamı olmasına imkan veriyor. Dolayısıyla tahmin ediyorum bir el kaldırmaya da benzeri bir seçeneğin olması lazım. Onun üzerinden ilerlerse çok memnun olurum. Böylelikle hani kim söz aldı, almadı, kim konuştu vesaire gibi bir karmaşayı önlemiş oluruz. Kameralar konusunda tamamen serbestiz. Bence kamera açmak sempatik bir şey. Tabii ki açın diye zorlamak gibi bir durum yok. Ama açılırsa iyi olur. Bunun ötesinde ilk oturumu 7 ile işte 8-10 gibi, 8-15 gibi, 8 gibi, artık ne kadar olursa. Arkasından bir 15 dakikalık bir ara.
Ve ondan sonra da ikinci oturum. Artık o da 9.30'a kadar sürebilir. Geçen dönem 10.30'lara kadar süren oturumlar olduğunu iyi anımsıyorum. Dediğim gibi bütün amacımız hani rekabet konusunda önemli güncel ne varsa bunları akademik prensipler çerçevesinde tartışmak ve buradaki bütün katılımcıların bir bilgi ve tartışma zenginliğiyle buradan ayrılmasını sağlamak. Umarım bunu sağlayabiliriz. Ben sözü çok uzatmayacağım. Bugün biraz belim ağrıyor. Daha bugün ağrımıyor, 10 gündür ağrıyor. Şu anda böyle duruyorum ama sırtımda sıcak bir şey var. Ne o? Sıcaklık var yani. Dolayısıyla birazdan kameramı kapatacağım. Normalde böyle yapmıyorum ama bugün biraz istirahat etmem gerekiyor. Yatarak dinleyeceğim. O yüzden özür diliyorum şimdiden. Ama burada olduğum için bir şekilde bütün tartışmaları takip ediyor olacağım. Başta bir sorusu olan var mı? Özellikle sertifika katılımcıları veya yüksek lisans öğrenci arkadaşlardan bir sorusu olan varsa onu alabiliriz. Bu arada benim dışında Deniz arkadaşımız merkezde çalışıyor. Sorularınız olursa Deniz'e ya da bana iletebilirsiniz. Dolayısıyla evet, Deniz de kendini tanıştırmış oldu. Deniz, sen de bu zaten bütün katılımcıları görüyorsun. Orada bir yanlışlık görürsen orada mute edebilirsin vesaire vesaire. Onu halledebilirsin. O zaman herhalde tamamız değil mi? Programa başlayabiliriz diye düşünüyorum. Hocanın da zamanından biraz almış olduk. Ben herkese baştan teşekkür etmek istiyorum. Yani buraya programa katıldıkları, şu anda burada oldukları ve bizleri dinledikleri için. Umarım 12 hafta boyunca keyifli bir ve verimli bir dönem geçiririz. Ve bol bol rekabet hukuku tartışırız. Bakalım belki sonlara doğru fiziki şeye bile dönüşebilir iş. Belli olmaz eğer pandemi azalırsa ama herhalde bu sene böyle gidecek gibi görünüyor çevrimiçi ortamlarda. Bu arada Hamdi'nin bir kızını görüyorum galiba ben. Şöyle el sallayayım ona. Beni duyuyorsa. Evet. Şimdi bir tane geçen dönemde yoklar. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam ben sözü size bırakayım isterseniz. Şu anda yansıta ben hocama da teşekkür edeyim tabii ki. Ona teşekkür etmeyi unuttum. Yılmaz Hocam bu programın başladığı 2006 yılından bu yana her sene ve çok önemli bir kısmı da ilk konuşmacı olarak programa katıldı. Ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Yine bu sene de bizi kırmadı. İlginç bir konuyla önümüzdeki bir saat bizimle birlikte olacak. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben susuyorum. Sözü size bırakıyorum. Burada tazminat davalarının çok böyle detaylarını değil de daha çok mahkemelerle rekabet kurulu ilişkisi, rekabet kurulu kararlarının delil niteliği konusu üzerine odaklanan bir sunum izleyeceksiniz. Yani rekabet hukukuyla ilgili tazminatın şartları şunlardır, işte kusur şöyledir, zarar böyle hesaplanır falan, bunlara girmeyeceğim. Muhtemelen bir arkadaşımız daha bu konuda sunum yapacak. O bu konulara girecek. Benim genel olarak inceleyeceğim konular bunlar. Rekabet ihlallerinden doğan tazminat hakkı, tazminat davalar kapsamında mahkeme rekabet kurulu ilişkisi, 454 sayılı kanun hükümleri, genel olarak yapısı ve yapılan 5. maddede yapılan değişiklik bu konuda ne bize ifade ediyor? Rekabet kurulu değil de yabancı bir rekabet otoritesi kararı acaba davalarda delil olabilir mi? Bu bağlamda da Vestel kararı, Avrupa Komisyonu'nun bir kararına dayanıyordu. Vestel'in açtığı tazminat davası bununla ilgili BAM bir karar verdi ve rekabet kurulu kararı yok. Dolayısıyla bu davanın reddi gerekir anlamına gelen bir karar. Bundan esas olarak bahsedip ondan sonra da Avrupa'da ne diyorlar acaba bu konularda? Ortaklık konseyimiz var biliyorsunuz. Konsey kararımız 1/95. Orada acaba bir şey var mı? Bu karar onunla bağdaşıyor mu, bağdaşmıyor mu? Anayasa açısından bir şey ifade eder mi bu kararlar? Böyle bir sunum izleyeceksiniz. Şimdi kanunun biliyorsunuz yapısına baktığımızda özel hukuk sonuçları ile ilgili ayrı bir bölüm var. 56. madde geçersizlikle ilgili, 57, 58, 59 tazminatlarla ilgili. Özel bir bölüm var, özel hükümler var. Şimdi bu hükümlerden biri tazminat hakkını düzenliyor.
bir tazminat talep edilebileceğini söylüyor yani. 58. maddede ise ikinci fıkrada özellikle 3 kat tazminat var. 3 kat tazminat için kusurla ilgili de özel bir ifade eklenmiş. Tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanıyorsa 3 kat tazminat istenebilir gibi. Burada mesela bu konu tartışılabilecek bir konu. İşte uyumlu eylem acaba bunların hangisine girer gibi tartışma yapılabilir ama ben buna da girmiyorum. Sadece genel olarak tazminatın unsurları nelerdir? Şöyle bir üstünden geçelim. Rekabet hukuku ihlali olması lazım. Rekabet hukuku ihlalinden kaynaklı bir zarar oluşması, zarar ile rekabet ihlali arasında illiyet bağı olması ve kusur olması lazım. Yani genel haksız fiillerdeki aradığımız şeyler nelerse esasen onları arıyoruz. Kimler dava açabilir? Bu üç hükümden, iki hükümden özellikle 57-58. Maddeden zarar gören herkesin aslında dava açabileceğini, rakip teşebbüslerini de açabileceğini, zarar gören diğer teşebbüsleri de açabileceğini anlıyoruz net bir şekilde. Yani tüketici de açabilir, rakipler de açabilir. Peki bu buradaki kritik konu şu. Rekabet kanunun ihlal edildiğini yani hukuka aykırılığı ispatlamamız lazım. Bu ispatı nasıl yapacağız? Tazminat davalarında ispat bizim açımızdan, bugünkü konumuz açısından nasıl ispat edilir? Ve rekabet kurulu kararları ya da yabancı bir otoritenin kararları nasıl bir delil olur? Bunu tartışmak istiyoruz esasen. O zaman hukukumuzdaki, özel hukuktaki genel delil ve ispat hükümlerine baktığımız zaman işte HMK'nın 187. maddesi var. 92. maddesi var. Bu hükümlere baktığımızda genel olarak sınırlı sayıda bir delil olmadığını, delillerin genel olarak serbest olduğunu, delil serbest sisteminin kabul edildiğini, özellikle kanunun şu delille ispatlamak zorundasının dediği hallerde tabii ki onunla ispatlanacak ama böyle bir şey demiyorsa delil serbestisi olduğu anlaşılıyor. Mesela kanunda bazı deliller kesin delil olarak kabul edilmiş. Sınırlı sayıda sayılmış. Kesin hüküm, ikrar, senet, yemin. Kesin delil. Bir de takdiri deliller var. Tanık, keşif, bilirkişi, özel hüküm sebepleri. Yargıtay kararları ve doktrine baktığımızda ise kesin delil, takdiri delil kavramlarının yanında güçlü delil, esaslı delil, kuvvetli takdiri delil, önemli delil gibi böyle farklı vasıflarla nitelendirilerek delil, takdiri deliller çeşitlendirilmiş özel hüküm sebepleri özellikle. Peki kurul kararları acaba nasıl bir delildir? Şimdi bunu tartışalım ve bu davalarda yani rekabet kanunu aykırılık nedeniyle tazminat davalarında kurul kararıyla ispat mecburi midir? Bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Bunun cevabı 59. maddede aslında var. 59. madde aslında çok enteresan bir hüküm ve bugünkü tartışmamız açısından da bu tazminata ilişkin kısım ile diğer kısımların kendi arasında bağımsızlığını da gösteren bir madde. Niçin böyle diyorum? Çünkü birinci fıkraya bakarsanız bu kanun dördüncü maddesindeki uyumlu eylem karinesini tekrar buraya yazmış. Kanunda bir yerde varken bir daha aynı hüküm neden tekrar edilir? Birinci sorun bu. İkincisi açık ve net bir şekilde ikinci fıkrada her türlü delille ispatlanabilir. Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaların varlığı her türlü delille ispatlanabilir diyor. Bu üç maddede de 57, 58, 59. maddelerde rekabet kurulu, kurul, kurum kelimeleri geçmiyor. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Tabii ki rekabet kurulu kararı varsa bu önemli bir delil olacaktır. Kanuna aykırılığı göstermek açısından davacının işini çok kolaylaştıran bir delil olacaktır. Buna hiç şüphe yok. Ama
burada ispat yükünü düzenleyen bu hükümde, ki buraya dayanarak açıyoruz değil mi? 57, 58, 59 bizim kanuni dayanağımız davacıysak eğer. Burada rekabet kurulu kararıyla ispat zorunluluğu vardır diyen bir madde yok. Aksine her türlü delille ispatlanabilir diyen bir hüküm var elimizde. Şimdi doktrinde de genellikle rekabet kurulu kararlarının kesinleşip kesinleşmemesine göre yorumlar yapılıyor. Eğer kesinleşmiş kurul kararı varsa kesin delil teşkil ettiğini ileri sürenler var. Kesinleşmiş kurul kararının mahkeme nezdinde yürütülen yargılamasından kuvvetli bir takdiri delil olarak değerlendirileceğini söyleyenler var. Fakat şunu akıldan çıkarmamak lazım. Bir idari işlemden bahsediyoruz. Onun kesinleşmesi diye bir şey olmaz. İdari kararlar zaten kesindir. İcraidir, uygulanabilirdir. Verdikleri andan itibaren uygulanır. Hiçbir yere başvurmazsanız öyle uygulanmaya devam eder. Yargıya gidip yürütmesini durdurursanız o zaman durur. Yani burada kesinleşmeden doktrinin kastettiği aslında yargısal anlamda yargı denetiminden geçip iptal taleplerinin reddedilmiş olması herhalde. Bu durumda bir şey değişmiyor. Yani yargı onun varlığını onaylamış ve iptal istemlerini reddetmişse karar hukuka uygundur ve ilk verildiği andaki gibi hukuk dünyasında devam etmektedir etkilerini doğurmaya. İcrai ve kesin olması bu demek. Dolayısıyla mahkemenin verdiği karar onun delil niteliği üzerinde herhangi bir etki yaratmaz esasen. O yüzden böyle bir ayrıma gitmek mantıklı, makul değil aslında benim açımdan. Bence ister onaylanmış olsun isterse hiç gitmemiş olsun yargıya. Eğer dış dünyada etki doğurmaya devam eden hukuken geçerli bir karar varsa onun delil niteliğini tartışabiliriz. Şimdi bir mağdur olan kişinin hem rekabet kuruna hem de davaya başvurduğunu varsaydığımız bir durumda mahkeme ile rekabet kurulu arasında bir ilişki problemi ortaya çıkıyor. Mahkeme ile kurul arasındaki ilişkinin nasıl olacağına dair kanunumuzda esasen bir hüküm yok. Boşluk var. O yüzden de burada tartışma çıkıyor. O yüzden de belki de boşluk da yok. Böyle bir ilişki olmak zorunda da değil. Niye başka idari makamlarla mahkemeler arasında yok ve yadırgamıyoruz da rekabet kuruluyla arasında yok diye yadırgayalım ki? Belki de gerekli değildir. Şimdi buna rağmen burada bir boşluk oluştuğunu düşünen Yargıtay sürekli farklı hukuki sonuçlar doğurabilecek şekilde kararlar veriyor. Şimdi bu kararları tek tek okumayacağım size ama bu sunumda olsun istedim. Yani sunumu muhtemelen paylaşacaktır Cem Hocam. Elinizde bulunsun diye. Ama bunların yani sonuçta ne diyor diye bir slide koydum. Bunların ana başlıklarıyla yargı sonuçta ne diyor? Şimdi yargı şunu diyor aslında Yargıtay. Dava tarihinde rekabet kuruluna başvuru yapılmış ise rekabet kurulu kararı beklenmelidir. Ön mesele yapılacak, bekletici mesele yapılacak. Dava tarihinde rekabet kurulu başvurusu yapılmamışsa dava şartı yoktur, davanın reddi gerekir. Erken açılmış bir dava vardır. Dolayısıyla dava reddedilmelidir. Dava şartı gerçekleşmediği için. Rekabet kurulu ihlal yok demiş ise tazminat davasında bu kararın yargısal anlamda kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur diye de bir karar var. Rekabet kurulu ihlal kararı vermiş ise yargısal kesinleşme dava şartıdır diyen kararları var. Yargısal kesinleşme dava şartıdır. Bu 10 sene sürebilir düşünün. Şimdi
zaman aşımı problemleri ortaya çıkabilir. Yani zaman aşımı öğrenmeden başlayacak, 10 sene yargı kesinleşmesi sürecek. O zaman yargı kesinleşince mi olacak? Yani neyse, bunu daha tartışacağız. Dava karar yargısal anlamda kesinleşinceye kadar beklenilmedir dediği kararlar var. Bunlar çoğunlukta. Rekabet Kurulu ihlal kararı vermiş. Bu durumda bunun yargısal anlamda kesinleşmesi beklenmelidir tazminat davalarında dediği kararlar çoğunlukta. Bu kararların hiçbirisinde biz bu kararı, bu bekletici meseledir, işte şudur budur, hiçbirisi için spesifik bir maddeye atıf yapılmıyor. Biz normatif hukuk sistemiyiz ve bizim davacıların yazacağı, hukukçuların yazacağı her türlü dilekçenin nasıl ki bir kanuna dayanması, kanun maddesine dayanması gerekiyorsa, mahkemelerin de kararları bir kanun maddesine dayanır. Genel olarak işte 4054 sayılı kanun amacı şudur, kapsamı budur, dördüncü madde budur yazıyorlar. Sonuçta niçin böyle bir karar verdiklerini açıklayacak bir şu hüküm böyle diyor, onun için bunu yapıyorum demiyorlar. Ve böylece rekabet kuruluna, kurulu karar verinceye kadar ve kararı da yargısal anlamda kesinleşinceye kadar davadan adeta el çekmiş oluyorlar. Dava, yani bu durumda dava açmak ne işe yarar? Bu belki 10 sene sürecek, belki 8 sene sürecek. Davacının dava haklarını bir anlamda kısıtlayan bir sonuç doğacak şekilde karar veriyor Yargıtay. Halbuki bırakın idari bir makamı, mahkemelerin kendi arasındaki ilişki bakımından Borçlar Kanunumuzun 74. maddesi vardır biliyorsunuz. Bu 74. maddede ceza hukuk hakimi ile ceza hakimi arasındaki ilişkiyi düzenliyor. Diyor ki hakim zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hakkında karar verirken ceza hukukun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı gibi ceza hakimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir. Aynı şekilde ceza hakiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da hukuk hakimini bağlamaz. Maddi vakalar açısından tabii ki maddi vakayı değiştiremeyeceğimize göre maddi vaka orada neyse burada da aynıdır. Şimdi böyle bir hüküm de varken elimizde ve iki mahkeme arasındaki ilişki açısından böyle bir hüküm varken bu Yargıtay'ın tutumunu nasıl değerlendirmemiz lazım? Ve en son durumu nedir? Çok ilginç bir şekilde bu 12 banka kararıyla ilgili biliyorsunuz işte bankalar hakkında ceza vermişti 2013'te Rekabet Kurulu. Sonra Danıştay'da iptal edildi bu karar 2019 yılında. İlk derece mahkemesi direndi ve şimdi dava devam ediyor direnme kararından sonra. 2013-2021'deyiz. Kaç sene olmuş? 8 sene. Şimdi bu kadar süre içinde tabii ki bazı davalar açıldı. Bunlardan bir tanesi de Tekirdağ'da yanılmıyor. Evet, Tekirdağ'da açılıyor. Tekirdağ'da tüketici hakem heyetine başvuruluyor. Tüketicinin hakem heyeti talebi reddediyor. Tüketici mahkemesine, Tekirdağ Asliye Mahkemesi'ne başvuruyor tüketici ve orada tazminata karar veriliyor. Bu kararı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay'a götürüyor. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi henüz davacının iddialarına dayanak yapılacak türden kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığını ifade ederek iptal davasının bekletici mesele yapılarak idari yargıda görülen bu davanın sonucuna göre karar verilmesi gerekir sonucuna ulaşıyor. Ve kanun yararına bu kararı bozuyorlar. Yani demek ki eğer ihlal kararı varsa tazminat davalarında
bu ihlal kararının yargısal anlamda kesinleşmesi beklenmelidir diyor. Kaç yıl bekleyeceğiz? Şu anda 8 yıl. Belki daha 2 yıl daha sürecek. Şimdi öğrenme tarihinden itibaren ceza zaman aşımı süresi uygulanır, o da 8 yıldır diyen hükmün o 8 yıllık süresi bile geçiyor yani. Zaman aşımı açısından bir kere ciddi problem var. Peki herkes Yargıtay gibi mi davranıyor? Hayır. Bazı tüketici mahkemeleri var ki diyorlar ki kanunun hiçbir yerinde rekabet kurulunun verdiği kurul kararının bekleyici sorunun yapılması gerektiği yönünde bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Şu halde bekleyici sorun yapılması yönünde taleplerin kabul edilip edilmeyeceği yönünde karar mahkememizin takdirindedir. Biz bu takdiri beklememe yönünde kullanıyoruz ve rekabet kurulu kararını maddi vakalara ilişkin tespitleri önemli buluyoruz ve delil olarak kabul ediyoruz diyor ve tazminata karar veriyor. Böyle de kararlar var. Şimdi Yargıtay ama önce rekabet kurulu tarafından bir karar verilmesi gerekir. Bunu bekleyelim. Karar versin. Verdikten sonra da onun yargısal olarak kesinleşmesini de bekleyelim. Ondan sonra davaya girebilirsiniz diyor. Bu tartışma devam edecek yani daha. Peki rekabet kuruluna hiç başvurulmamışsa ne olacak? Bu durumda dava şartı gerçekleşmemiştir. O yüzden dava açamazsın yönündeki kararlar devam ediyor bence. Aksine herhangi bir karar yok şimdilik. Peki rekabet kurulu rekabet kanuna aykırılığı tespit etmek açısından münhasır yetkili midir? Yani başkaları da bu mahkemeler de özellikle bu tespiti yapabilir mi? Bunu esasına girip inceleyebilir mi? Kanunun 4 ve 6. maddeler esas tazminat maddeleridir. Bu maddelerde rekabet kurumu, kurul gibi kelimeler hiç geçmez. Geneldir ifadeleri. 7 ve 5'te geçer. Çünkü orada idari rekabet kanunun idari yaptırımlarla ilgili kısmını ilgilendiren hükümler de var. Ve sadece o bölümlerde aslında geçer. Kanunun 27. maddesi var. Belki üzerinde en çok durulması gereken hüküm. Bu kanuna ilişkin aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili idari yaptırımların uygulanması rekabet kurulunun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Rekabet kurulunun görev ve yetkileri. Münhasır sadece rekabet kurulu demiyor. Sadece rekabet kurulu olmadığını gösteren de bir şey var aslında elimizde. Çünkü bu bölüm yani tazminatla ilgili bölüm Hakspil sorununun özel bir görünümü olması nedeniyle hukuk mahkemeleri tarafından görülüyor ve o bölümde delil düzenlendiği gibi aslında idari yaptırımlar açısından bir delil ispat hükmü olan uyumlu eylem maddesi tekrar ediliyor burada. Dördüncü maddede de var. 59. maddede de var. Dolayısıyla ve orada bu tazminat davasında kanuna aykırılığın ispatlanmasının her türlü delille yapılabileceğine dair de bir açık hüküm var. Şimdi bu hükümler karşısında 27. maddenin münhasıran rekabet kurulu bu aykırılıkları tespit etmeye yetkilidir. Sonucuna ulaşmak mümkün değil benim kanaatime göre. Dolayısıyla bu sadece kurulun görev ve yetkilerini sayan idari anlamda kendisi yaptırım uygulayacağı için tabii ki tespit etmekte onun hem görev hem yetkisi içinde olacaktır. Bunu söylüyor yani yoksa sadece o yapabilir diyen bir madde değil bu. 4 ve 6 maddeler geneldir, kurula atıf yapmaz. İdari prosedür ve yaptırımlar detaylı olarak ayrı bölümlerde düzenlenmiştir. Esasa ilişkin hükümlerde gerektikçe kurula atıf yapılmış 5 ve 7'ler, diğer hükümlerde ise yapılmamıştır. İdari yaptırımlar ve idari usul ayrı kısımlarda düzenlenmiştir. Rekabet ihlallerinden kaynaklanan tazminat davaları ise tamamen bağımsız bir kısım olarak düzenlenmiş, kurul kararına atıf yapılmamış, İspat bile ayrı bir hüküm olarak düzenlenmiş. Dördüncü maddede uyumlu eylem hükmüne rağmen burada da tekrar edilmiş. Bütün bunlar bize
bu bölümün bağımsız bir bölüm olarak düzenlendiğini ve rekabet kurulu kararının varlığını gerektirmediğini göstermeye yeterlidir aslında. Buna rağmen bu görüşü teyit etmesi açısından 2020'de yapılan kanun 5. maddesi değişikliğine bakacak olursak daha önce... Bir araya girmeden ben bir araya girebilir miyim? Bir soru sormak istedim. Buyurun. Yani arkadaşlar da bilmiyor olabilir. Siz bu kanunun hazırlanmasında görev alan komisyonun üyesiydiniz ben yanlış hatırlamıyorsam. 93-94 evet. Yıllarında. Evet, evet. Bu kanunda da Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelerde o dönem görülmeyen özel hukuk açısından, tazminat hukuk açısından bazı düzenlemeler yapıldı. Dolayısıyla kanunu hazırlayan komisyon aslında tazminat davalarını ve geçersizliği düşündü, tasarladı ve bir takım hükümler koydu. Ve siz de bunları zaten biraz önce zikrettiniz. Özellikle mesela uyumlu eylem karinesini tekrarlayan 59. madde, 3 katı tazminat vesaire vesaire. Şimdi soru şu o zaman, yani 2020'ye gelmeden önce bu kanun hazırlanırken, yani bu zamansal bir yorum yaparsak, kanun hazırlanma süreci bakımından düşünürsek, rekabet kurulu kararının gerekip gerekmediği ya da mahkemelerin karar verirken mutlaka işte bir kurul kararının olmasının gerekli olup olmadığı konusunda bir tartışma, bir görüş, bir irade nasıl bir şey var hatırlıyor musunuz? Ben bunu sorayım dedim. Tabii ki hatırlıyorum. Geldi. Hatırlamakla kalmıyorum. Bunlar yayınlandı. Hem ben yayınlandı. Hem de ben orada o zamanki anılarımı anlattığım gibi ayrıca o zaman ben bir taslak hazırlamıştım. Mavi İnce ilk rekabet hukuk kitabı vardır benim. Ta 93 de yayınlanmış olabilir. Orada bir taslak vardı. Ben mahkemeyle rekabet kurumunun bir çatışma içine gireceğini öngörerek kendi hazırladığım taslağa bir hüküm koydum. Bir kere bir değişiklik yapıp idare olmasına rağmen rekabet kurulu kararlarının denetim yerini Yargıtay yaptım. Ve mahkemeler de tabii ki kendisi bakacaktı. Yargıtay'ın ilgili dairesi tek bir daire olacaktı ve orada bu iş düzelecekti. Benim önerim buydu aslında o zamanlar. Biz bunu çok tartıştık. Ateş Akıncı da vardı. İkimiz arasında geçiyordu büyük tartışmalar. Nurkut Hoca bizi tartıştırıyordu böyle. Nurkut Hoca sonra dedi ki bunu dedi böyle bırakalım. Rekabet kurulunun da yetkisinde olsun, mahkemenin de yetkisinde olsun. Mahkeme kendi takdir etsin. İsterse rekabet kuruluna yazı yazıp soruşturma aç der, isterse kendisi bilirkişi atar, klasik bildiğimiz yöntemlerle kararını verir. Böylece içtihat çeşitliliği olur. Hocanın kullandığı şey buydu. Biz de dedik ki tamam hocam, madem öyle içtihat çeşitliliği olsun, karar bollaşsın, işte bir an önce bir külliyat oluşsun. Ondan sonra çelişkiler çıkmaya başlayınca bir daha bakarız. Gerek duyulursa kanun değişikliği yapılır dedi hoca. Ve böyle kaldı. Yani bizim kanaatimiz o hazırlayan herkesin, Mehmet Akif Dersim de vardı tabii ki, o da iyi hatırlıyordur. Düşüncesi hem mahkeme yolu açık hem de açık, rekabet kurulu, hatta ikisi arasında çelişki de çıkabilir. Birbirinden farklı kararlar verebilir. Kararlar arasında çatışma çıkabilir. Böylece yargı çeşitliliği olur. Bunlar bir şekilde çözümlenir. Çeşitlilik artar, içtihatlar artar. Mahkemeler de bir an önce adapte olur bu konuya. Böylece da çok ileride çok büyük sorunlar çıkarsa bunu düzeltiriz. Rekabet kuruluyla ilişkisi şöyle olmalıdır şeklinde bir hüküm koyarız diye konuşuldu. Yani mahkemeler tabii bu niyet hiç oluşamadı. Yargıtay sağ olsun bu sayede Yargıtay bakmayaktan men etti. Esasına girmeyi men etmiş oldu. 8-10 sene sonra girmiş olacak şeylere. Yani bu amaç gerçekleşemedi tabii Yargıtay'ın bu tutumu nedeniyle. Teşekkürler hocam. Böyle bir şey beklemiyorduk aslında Yargıtay'ın böyle bir karar verip baştan fren koyacağını. Şimdi 5. maddeden devam edeyim. 5. maddede muafiyet kararı verilmesinin kurulun münhasır yetkisinde olduğunu söylüyorduk daha önceleri. Çünkü kurul bu işte 4 şart varsa
muafiyet kararı verir yazıyordu. Açıkça kurul veriyordu bunu. Ama yeni değişikliğe baktığımızda kurul kelimesi çıkarılmış. Bu kanun koyucunun iradi bilerek yaptığı bir şey olarak tabii ki anlamamız lazım. Saçma sapan hani tesadüfen çizilmiş üstü diyemeyiz. Şimdi hüküm şöyle oldu. Aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı halinde teşebbüs arası anlaşma uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları 4. madde hükmünün uygulanmasına muaftır. Bu 4. maddeyi kim her kim uygularsa uygulasın. 5. madde şartları var mı yok mu bakacak. Eğer 5. madde şartları varsa 4. madde yasağından muaf olduğuna karar verecek. Bu bir mahkeme de olabilir, kurumun kendisi de olabilir. Nitekim grup muafiyetiyle ilgili aşağıdaki fıkralarda kurul verir diye devam ediyor. Demek ki 4 ve 5. maddenin bu genel hükmünün birlikte uygulanması öngörülmüş. Böylece rekabet kurulunun tek elinden muafiyet meselesi en azından çıkarılmış oldu. Aslında bu Avrupa toplumundaki gelişmelere de uygun. Avrupa'da biliyorsunuz buna benzer değişiklikleri yapmıştı çok daha önceleri. Yani benim kanaatime göre bu şimdi 27. maddede münhasırlık verilmediğinin de bir göstergesi oluyor. Kurul kelimesinin buradan çıkarılması. Bunu destekleyen bir değişiklik. Genel olarak doktrinde de muafiyet kararı verme konusunda mahkemelerin de yetkilenmiş olduğu şeklinde yorumlandı bu değişiklik. Avrupa Komisyonu da kendi iş yükünü hafifleterek üye devlet yetkili makamlarının ve mahkemelerin AB rekabet kurallarını ve özellikle de muafiyet hükmünü uygulamalarına olanak tanıyan değişiklikler yaptığı göz önüne alındığında yapılan bu değişiklikle AB mevzuatına uyum noktasında bir adım atıldığı düşünülmektedir. Bu noktada yapılan değişikliğin Yargıtay'ın halihazırda konuya ilişkin yaklaşımıyla çeliştiği düşünülmektedir. Bununla birlikte henüz bir Türk mahkemesi tarafından muafiyet değerlendirilmesi yapılmadığı görülmektedir. Ama ileride işte nadiren öbür mahkemeler kararları gibi hakimler çıkacaktır ve bunu yapacaklardır diye düşünüyorum. Peki rekabet kurulu kararı davalarda delil olarak kullanılabiliyor ama yabancı bir rekabet otoritesi kararının kullanılması mümkün müdür? Delil olarak her türlü delil diyor çünkü. Değil mi? 59. maddeye dayanılarak açtığınıza göre davanızı her türlü delille de ispat edebileceğinize göre bir yabancı mahkemenin kararını acaba kullanabilir miyiz delil olarak? Bunu Vestel Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu 6 tane televizyon tüpü üreticisi hakkındaki kartel kararına dayanarak Türkiye'de bir tazminat davası açıyor. Ve yani kanunu ihlalinin hukuka aykırılık fiilinin dayanağı bu delil. AB kararı. Bu hepinizin bildiği Avrupa Komisyonu'nun 5-12-2012 tarihli ad 39.437 sayılı kararı. Bu kararda 6 tane uluslararası televizyon tüpü üreticisi var. Bunlara işte 10 yıllık süre boyunca kartel oluşturdukları, dünya çapında bir kartel oluşturdukları gerekçesiyle $1.5 milyar para cezası verilmiş. Vestel de bunların alıcısı. Dolayısıyla Vestel bu 6 şirket ve onların yavru şirketleri de dahil olmak üzere bir grup şirkete dava açıyor. Bir tarafta da Vestel'in kendi grup şirketleri var. Davacılar olarak. Bu davayı hem Hollanda'da açıyor hem de Türkiye'de açıyor. Avrupa Komisyon kararının niteliğine baktığımızda minimum satış fiyatı tespiti, pazar paylaşımı, müşteri tahsisi, bilgi değişimi, kapasite ve arz edilecek ürün miktarının tespiti gibi
konularda kartel ilişkisi içinde oldukları tespit edilmiş kararın ve bu dünya çapında olduğu kabul ediliyor. Şimdi kararı yayınladık. Sizlerin elle geçmiştir. Hem bu arada şunu da söyleyeyim. Rekabet Kurulu'na da bir şikayet geliyor. Rekabet Kurulu aynı kartelle ilgili. Rekabet Kurulu enteresan bir kararla ön araştırmadan konuyu kapatıyor. O karara da birazdan değinmek istiyorum. Ama burada taraflar şunu dedi bunu dediye çok girmeyeceğim. Onu kararı okuyunca hepsi anlaşılıyor. Bütün tarafların iddiaları, işte istinaf gerekçeleri vesaire hepsi kararda var. Onun için kararın tek tek işte davacı şunu dedi, davalı bunu dedi. Bunları burada anlatmayacağım. Karar nedir? İlk derece mahkemesi burada bir menfaat yokluğu var diyor. Hatta derdestlik iddiası da söyleniyor. Hem Hollanda'da aynı dava açılmış hem de Türkiye'de açılmış. Derdestlik vardır diyor ama mahkeme araştırmış Avrupa şeyle Hollanda ile Türkiye arasında bir anlaşma yokmuş. O yüzden de derdestlik olmaz. Derdestlik sayılmaz bu ama menfaat yokluğundan reddediyor davayı ilk derece mahkemesi. Bunun üzerine Vestel bunu istinafa götürüyor. Ve işte bir takım gerekçeler söylüyor. O arada da 2009'da Rekabet Kurulu bir karar veriyor bu şeyle ilgili. Tüplerle ilgili, televizyon tüpü. Diyor ki televizyon setleri için kullanılan renkli resim tüpleri pazarının hızla küçüldüğü ve önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde de tamamen sona ermesinin öngörüldüğü, kartel faaliyetlerinin de geçmiş yılları kapsadığı ve günümüze devam etmediğinin bilinmediği, iddia konusu faaliyetlerin yurt dışında ve yabancı uyruklu kişiler arasında gerçekleştirildiği, iddia konusu kartele taraf teşebbüslerinin üretim ve yönetim birimlerinin yurt dışında bulunduğu ve Türkiye'de yerleşik tüplü televizyon üreticisi ve alıcılarının işlemlerini bu yurt dışındaki birimlerle irtibata geçerek gerçekleştirdiği, tüplü televizyon pazarının küçülen yapısı sonucunda CPT üreticisi ve satıcısı teşebbüslerinin Türkiye'de CPT işiyle ilgili irtibat bürolarının dahi kalmadığı, dolayısıyla iddia konusu kartel faaliyetleriyle ilişkili olabilecek kişilerin bulunmasının mümkün olmadığı ve söz konusu eylemlerin doğruluğunun ortaya konulamadığı gerekçesiyle soruşturma açılmasına gerek olmadığına oy birliğiyle karar vermiş. Yani ben idari yaptırımlar, idari kaynakların tahsisi açısından böyle bir pazarlıkla ilgilenmek istemiyorum. Benim için çok zor olacak, çok masraf edeceğim ama zaten sona erecek bir pazar olduğu için bir işe de yaramayacak. Yani benim amacım ceza vermek değil ki, gelecekte pazarların rekabete açılmasını sağlamak. Rekabet bozucu unsurları ortadan kaldırmak. Onun için ben bu alana girmek istemiyorum demiş. Yani idari yaptırımlar açısından yetkisi bununla sınırlı çünkü. Ben bunu araştırmaya değer görmüyorum. Bunun astarı yüzünden pahalıya çıkacak benim için diyor. Sonra istinaf başvurusunda bulunulmuş. Bu gene kararda özetleniyor başvurunun gerekçeleri. Onun için bunları tekrar burada okumayacağım. Şimdi Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı inceliyor. Tarafların görüşlerini özetliyor. Kanun maddelerini yazıyor. Rekabet Kurulu kararını aynen demin söylediğim gibi özetliyor. Ve en sonunda talep edilen tazminata ilişkin 4 şarttan biri olan hukuka aykırı fiil şartının, yani somut olayda 4004 sayılı kanunun ihlalinin öncelikle rekabet kurulu kararı ile tespit edilmesi gerektiği, Yargıtay'ın emsal kararlarında da rekabet ihlallerinden kaynaklanan tazminat davalarında 4004 sayılı kanunun ihlalinin rekabet kurulu kararı ile tespit edilmesinin davanın ön koşulu olarak kabul edildiği belirtilmiş, Rekabet Kurulu'nun konuya ilişkin ön araştırma kararında da
soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmiş olup başkaca bir kurul kararı mevcut olmadığından davanın ön şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir. Yani mahkeme Avrupa Komisyonu ki 27 ülkenin oluşturduğu uluslararası birliğin hükümeti diyelim, değil mi? Bir anlamda hükümettir komisyon. AB komisyonu bile söz konusu olsa yabancı otoritelerin verdiği rekabet ihlali kararlarına dayanarak tazminat hükmünün kurulamayacağına karar vermiş oluyor. Şimdi bunun bir haksız fiil olduğunu varsayalım. Avrupa'da Avrupalı kişiler bir Türk vatandaşını dövüyor. Türk vatandaşı da ülkeye geliyor. Beni dövdüler, dava edeceğim diyor. Burada polis kararı, savcılık kararı falan yok, dava edemezsin diyoruz. Bunun gibi bir şey yani bu. Çok enteresan bir karar. Ve kesin olarak karar veriyor. Tabii ki dava kesin olmasının sebebi dava miktarıyla ilgili. Davanın detaylarında göreceksiniz. Dava burada belirsiz alacak davası olarak açılmış ama Hollanda'da belli bir miktar olarak açılmış. Şimdi yabancı kararların delil olarak kullanıp kullanılmaması ile ilgili acaba Avrupa'daki durum nedir diye bir bakalım istiyorum. AB rekabet hukukunda rekabet ihlallerinden doğan zararların tazmin edilebileceğine ilişkin ilk karar 2001 yılında verilen Kureş kararıdır. Karar ABİDA 101-102 maddelerinin özel hukuk uygulamalarında yerini gösterir önemli bir dönüm noktasıdır. ABAD bu kararda özel hukuk yaptırımlarının ABİDA uygulamasını tamamladığını ve ihlalden zarar gören herkesin AB rekabet kuralı çerçevesinde tazminat hakkı bulunduğunu ifade etmiş. 26 Kasım 2014 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından rekabet kaynaklı tazminat davaları ilişkin yönerge yayınlanmıştır. Direktifin kapsamı ABİDA 101-102 maddelerinin ihlallerinden doğan zararlara ilişkin tazminat taleplerini içermektedir. Direktif Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisinde kendi iş mevzuatlarınca Avrupa Birliği rekabet hukuk kurallarını benimsemiş üye devletler bakımından da uygulanmaktadır. Bir ülkenin rekabet otoritesince verilmiş ve kesinleşmiş bir ihlal kararı varsa, bu karar aynı üye ülkenin mahkemesi önünde görülen tazminat davalarında ihlalin varlığı konusunda kesin delil niteliği taşımaktadır. Başka bir üye ülkenin rekabet otoritelerince verilmiş bir ihlal kararı bulunması halinde söz konusu karar ihlalin varlığı konusunda aksi ispat edilebilir karine niteliği taşımaktadır. Yani gene delil olabilir. Rekabet ihlalleri nedeniyle zarar görenler rekabet otoritesi kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde dava açmalıdır. Yönerge ile üye devletlerin bu kuralları iç hukuklarına uyarlamaları talep edilmiş ve 2016 yılının sonunda tüm üye ülkeler yönergeye uyum sağlamıştır. Avrupa topluluğu özel hukuk davalarını özendirmek istiyor biliyorsunuz. Ki aynı Amerika gibi böyle özel hukuk davaları da çoğalsın. Böylece kartellerle mücadelede yalnız başına idari şeylerle, araçlarla mücadele ediyor olmasın. 2020'de bir başka rapor var. 26 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe giren direktifin ardından Avrupa Komisyonu'nca rekabet kurallarının ihlalleri nedeniyle üye devletler nezdinde görülen tazminat davalarına ilişkin rapor yayınlanmıştır. Rekabet otoritesi kararlarının delil niteliğine ilişkin düzenlemelerin tüm üye devletler tarafından benzer şekilde uygulandığı, bazı üye devletlerin direktifte yer verilen düzenlemelerden daha ileri giderek diğer üye devletlerin rekabet otoriteleri tarafından verilen kararların da bağlayıcı olduğunu öngördüğü belirtilmiştir. Raporda rekabet kurallarının ihlali nedeniyle yerel mahkemelerde açılan tazminat davalarında Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın görüş bildirme yetkisine değinilmiştir. Buna göre ABAD, üye ülkelerin yerel mahkemelerinde görülen tazminat davalarında mahkemeler tarafından rekabet ihlallerine ilişkin bir tereddüt olması halinde hem mahkemenin buna ilişkin sorunlarını yanıtlamakta hem de tazminata hükmedilmesi noktasında yerel mahkemenin yetki ve zamana ilişkin sorularını cevaplamaktadır. Şimdi Avrupa topluluğu davaları teşvik etmek istiyor, özel davaları.
ve bunlarla ilgili olarak da raporlar yayınlıyor, delilleri, diğer mahkeme kararlarının, diğer ülkelerdeki otorite kararlarının da kullanılmasını teşvik ediyor. Biz de her bütün değişiklikleri Avrupa topluluğuna uyum için yapıyoruz diyoruz. Bunları kabul ediyoruz. Gerekçemiz de Avrupa toplumuna uyum oluyor. Ama hep nedense otoritelere yetki veren şekilde olan değişiklikler oluyor bunlar. Kişilerin haklarını, teşebbüslerin haklarını koruyan, onların temel hak ve özgürlüklerini arttıran, ilerleten yönleri ise alınmıyor. Şimdi bakın, Avrupa topluluğunda uyum sağlayacaksak niye bir mahkeme bu uyumu sağlamak için oradaki Avrupa topluluğunun en üst makamının verdiği kararı delil olarak niye kabul etmiyor? Hiç değinmiyor bile. Peki bizim Avrupa ile ilişkimizi düzenleyen bir mevzuat var. Bir Taksim 95 Ortaklık Konseyi kararı var. Bunun 39. maddesi şunları aslında öngörüyor. Rekabet mevzuatı ad mevzuatı ile uyumlaştırılacak. Sadece kanunlardan, yönetmeliklerden bahsetmiyorum. Tüzükler falan değil. Rekabet kanunu çıkarılacak. Tüm içtihatlar, bakın tüm içtihatlar, tebliğler vesaire saymış orada, kabul edilerek rekabet kanunu uyumlaştırılacak. Rekabet mevzuatı uyumlaştırılacak. Bir rekabet kurulu kurulacak. Rekabet kurulu kurduran bu anlaşma, bu hüküm. Böyle bir ortaklık konseyi kararı varken AB komisyonu kararını delil olarak kabul etmemek uluslararası anlaşmalara uyum açısından nasıl açıklanabilecek? Bu bir konunun uluslararası ve önemli bir boyutu bence. Diğer yandan şimdi bu bütün bu kararlar ne yapıyor? Bütün bu kararlar, Yargıtay kararları, bir idari makamın kararına karşı dava açan, kararını kullanarak dava açan diyelim, yani dava hakkını kullanan bir kişinin, hak arayan bir kişinin hak arama hürriyetini kısıtlıyor. Ne kadar kısıtlıyor? Bir idari makamın kararı yargısal anlamda kesinleşinceye kadar kısıtlıyor birincisi. Ben idari makama hiç başvurmadıysam zaten davama bakmıyor bile. Şimdi bizim hak arama hürriyetimiz ne diyor, ona bir bakalım. Bizim anayasamızın kişinin hakları ve ödevleri başlıklı bölümüdür bu, ikinci bölüm. Burada 13. başlık altında A bendi hak arama hürriyeti diyor. Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adli yargılanma hakkına sahiptir. Ha, demek ki benim mahkemeye başvurma hakkım var. Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davayı bakmaktan kaçınamaz. Yani mahkeme, ya ben buna bakmayacağım, sen hukuka aykırılığı git bir idari makama test ettir, ondan sonra gel bana, ben şimdi reddediyorum seni diyemez. Bu anlama gelmiyor mu arkadaşlar? Ben bunu böyle anlıyorum. Mahkemeye gidiyorsunuz. Niye rekabet kuruluna gitmedin kardeşim? Daha erken gelmişsin bana. Git rekabet kuruluna diyor bana. Şimdi bu mahkeme kendisinin önüne gelen davayı bakmaktan kaçınamaz hükmünün tamamen ihlali bana göre. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bakın bu hükmü de ihlal ediyor aslında. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. Yani hak arama hürriyeti ve kanuni hakim güvencesi bu karar nedeniyle çok ciddi olarak zedeleniyor gibi geliyor bana. Benim kanaatim bu. Şimdi haksız fiil, birinden dayak yediniz, dava açacaksınız. Ya da bir de şöyle düşünelim, rekabet kanununa aykırılık nedeniyle bir kişinin yaptığı haksız uygulamalardan zarar gördünüz. İkisi arasında bir fark var mı? Yok, ikisi de haksız fiil. Hatta bir tanesi bir kanunda daha özel olarak düzenlenmiş. Aman buna üç katı verin
zararlarının demişler. Daha önemli, daha böyle önem atfedilmiş yani. Ama biz ne yapıyoruz? Öbürü gidiyor davasını açıyor, tazminatını alıyor, her şey. Onun önünde bir engel yok. Ama sen gidip mahkemeye dava açamıyorsun. Gidiyoruz, önce rekabet kurma gitmek zorundasın. Git bir kardeşim oraya diyor. Ondan sonra da onun karar kesinleşmesini bekleyeceksin 8 sene. Sonra 8 senede senin davan sürecek 16 sene. O zaman dava açmayı biz teşvik mi ediyoruz? Yoksa caydırıyor muyuz? Şimdi Avrupa topluluğunu takip ediyorduk. Onlara uyum sağlamaya çalışıyorduk. Ama tam tersi sonuçları yaratıyoruz. Eşitlik ilkesini de ihlal ediyor bu Yargıtay kararları. Eşitlik ilkesini de ihlal ediyor. Hem hak arama hürriyetini, hem doğal hakim ilkesini, hem de eşitlik meselesini ihlal eder durumda. Benim kanaatim bu. Temel hak ve özgürlükler sınırlanamaz mı? Tabii ki sınırlanabilir. Dava hakkı sınırlanamaz mı? Değil mi? Hak arama hürriyeti de bir temel hak ve özgürlüktür ve sınırlanabilir diğerleri gibi. Hiç şüphesiz. Ama bunu sınırlarken temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülü ilkesine aykırı olamaz. Demek ki bir kere mutlaka bir kanunla yapacağız ve bu kanunda dikkat edeceğiz. Bu kanunu çıkarırken mesela rekabet kurulu kararına tabi kılmak istiyorsak bir kanun değişikliği yaparak tazminat davaları rekabet kurulu kararıyla ancak ispatlanabilir gibi dava hakkını sınırlayıcı bir hüküm koyarsak, bu durumda kanunla bunu koyduğumuzda bile o temel hakkın özüne dokunulmayacak bir kere ve kanunun, anayasanın sözüne, ruhuna, demokratik toplum düzenine ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmayacak. Bakın burada kanunu bile sınırlayan hükümler var. Evet, sınırlamayı yapabilirsin ama sınırlama getirecek kanunun tabi olduğu çok ciddi sınırlamalar var. Bu durumda kanunla bile yapacak olsak, bu tarz sınırlamalara uymak zorundayken, hiçbir sınırlama ve kurala tabi olmadan mahkeme böyle bir temel hakkı sınırlayıcı karar alabilir mi? Bu yüksek mahkeme bile olsa böyle bir karar alarak hak arama hürriyetini kısıtlayıcı, eşitlik ilkesini zedeleyici, doğal hakim ilkesini hatta zedeleyici bir sonuç doğuramaz yüksek mahkeme. Yargıtay'ın bu kararı benim kanaatime göre hukuka, anayasaya ve 4154 sayılı kanuna aykırıdır. Bu durumda ne yapılması lazım? Biraz önce bir yerel mahkeme kararı, ilk derece mahkemesi kararı okumuştum. Kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki mahkeme eline aldığı kararı dosyayı sonuçlandırmak zorundadır. Bakmak zorundadır. Anayasamızın ilkesidir bu. Dolayısıyla aldı, nasıl sonuçlandıracak? Kurul kararlarının veya soruşturmaların mahkeme nezdinde görülen davaya etkisin ne olacak? Bir kere bunu araştırması lazım mahkemenin. Kurul kararının mahkeme kararına etkisinin bulunmayacağı kanaatine varılması halinde kurul kararının bekletici mesele yapılmasına hukuken bir fayda yoktur. O zaman o kendi davasını yürütür. Kurul kararı varsa eğer, evet kurul kararı var, ben bunu inceleyeyim, bakayım, delil olarak kabul edeyim deyip devam edebilir. Veya kesinle şüpheli yerler görmüştür. Bir de bir yargı denetiminden geçmiş halini de göreyim diyebilir. Bu tamamen mahkemenin takdirinde olması gereken, şu andaki duruma göre konuşuyorum, bir durum. Mahkeme bu konuda bir karar verecek. Ve sen bu konuda niye bu yönde takdirin kullandın? Her durumda kategorik olarak beklemen lazımdı ve mahkeme kararı, rekabet kurulu kararı yoksa da reddetmen lazımdı şeklinde bir karar vermemeli Yargıtay. Bunun yerine bu
yerel mahkemelerin takdiri olması lazım. Yani işten kaçıp da işte biz ya boş ver iş mi lazım, kuru karar versin, o da versin, bu da versin, sonra bakarız deyip atmak yerine hakkıyla eline aldığı dosyayı incelemeli ve standart bir hak sivil dosyasında nasıl hareket ediyorsa o şekilde hareket etmeli. Kuru kararı öyle etkileyebilir, böyle etkileyebilir, düşünecek, ona göre karar verecek. Bu kararı tamamen mahkemenin vermesi lazım ve bu konuda da Yargıtay çok ısrarcı, çok böyle baskıcı olmaması lazım. Burada rekabet ihlallerinin tespiti uzun süreçlere yayılabiliyor. Hepimiz biliyoruz. Bu nedenle hukuk mahkemeleri nezdinde kurul kararlarının beklenmesi, usul ekonomisi etkileri de tartışılması lazım. Yani adam 16 sene sonra, 15 sene sonra tazminata kavuşsa ne olacak yani? Zaten bizim adli sistem uzun sürüyor. Bir de idari kararın kesinleşmesini bekleyince bu süre ikiye katlanıyor. Ayrıca rekabet kurulu kararı yoksa davayı reddederim. Veyahut da yargısal anlamda kesinleşsin sonra davayı açarsın şeklinde olan kararlar ciddi zaman aşımı sorunları ortaya çıkarır. Çünkü zaman aşımı öğrenmeden başlıyor. İhlalin varlığını rekabet kurulu kararıyla öğrendiğimizi varsayarsak ve 8 yıl olduğunu varsaysak bile bu süreler geçebilir. Siz daha dava işte kesinleşsin de bakalım öyle açalım derken o zaman dava açma güdüsü de kalmaz. Yani Avrupa'nın ve bizim de güya Avrupa'ya uyum içinde benimsemiş olduğumuz tazminat davalarını teşvik etme politikası da aslında tamamen tersine dönmüş olur. Şimdi mevcut uygulama bu şekilde devam ettirilirse anayasaya ve 4054 sayılı kanuna hatta 59. maddeye de açıkça aykırı bir durum devam ediyor demektir. Hele hele yabancı otorite kararları da delil olabilir aslında. Takdir de mahkemenindir yani. Bu her türlü delil dediğine göre olmaması için bir sebep yoktur. Yani orada bütün rekabet kurulu bizim rekabet kanunumuzun Avrupa'dan mehaz aldığı bilinmektedir. Avrupa'daki kurallarla hemen hemen aynıdır. Tüm dünyada bu kartel varsa, ihlal varsa ve burada bunların müşterisi olan Türk en azından iki tane önemli üreticimiz varsa onların haklarını batırdık demektir yani. Bu Türk alıcı şirketlerin aleyhine bir sonuç doğuracak karar. Dolayısıyla eğer dava haklarını kısıtlayarak rekabet kuruluna bazı üstünlükler tanımak istiyorsak tazminat davaları açısından bunun da kanunla yapılması lazım. Mahkeme kararlarıyla olmaz, anayasaya aykırı olur. Dolayısıyla bir kanun maddesi yapılması lazım ve o yapılırken de anayasanın 10. maddesine bakılarak yapılması lazım. Orada bir takım kısıtlamalar var. O kısıtlamalara uyarak yapılması lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorular varsa alabiliriz. Benim sunumum bu kadardı. Ben teşekkür ederim. Haksız fiil tazminatında delil tartışırken ve rekabet kurulu kararının delil değerini tartışırken hoca bizi biraz anayasa hukuk prensiplerine de götürdü. Aslında anayasa hukuk prensiplerinin teknik hukuk içerisinde kaldığımız bir durumda anayasa hukuk prensiplerinden biraz uzaklaşıyoruz. Belki de bu sunum bize ve şu yaşadığımız zamanlar bu prensiplerin çok da önemli olduğunu söylüyor. Yani teknik hukuk bazen hukuki olmadığı zaman ya da yorum öyle olmadığı zaman anayasa hukuku bize yol gösteriyor ve son derece faydalı oluyor, ufuk açıcı olabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Birkaç soru var. Birkaç soru var hocam. Lütfen alalım. Benim gördüğüm Oğuz'u görüyorum. Onun dışında Uray'ı görüyorum. Oğuz senden başlayalım mı? Buray hocam abi. Oğuz sesin gelmiyor yalnız. Herkese iyi akşamlar. İlk sunumlar, bir açılış. Ben de çok güzel bir yıl olmasını diliyorum. Sağ olsun Keremcem harika, Bilgi Üniversitesi harika seminerler yapıyor. Hocaya da kapsamlı ve her zamanki gibi amaca yönelik sunumu için çok teşekkür ediyorum. Benim sorum şöyle olacak. Birçok tabii tazminat davası var Türkiye'de ama herhalde en kritiklerinden biri 12 banka davasıdır diye düşünüyorum.
Burada da hani zaman aşımına ilişkin bir takım tartışmalar geçmişte de yapıldı. Ben bu konudaki Yılmaz Hoca'nın fikrini almak isterim. Zaman aşımının süresi hani Borçlar Kanunu'nda hatırladığım kadarıyla olduğu gibi haber aldıktan itibaren 10 yıl gibi mi düşünmemiz lazım? Zaman aşımı ne zaman doluyor? Biraz netleştirirse sevinirim. Tamam. Hocam evet, sorularını yani, hemen mi alalım? Hemen vereyim daha sıcak sıcak evet. Daha iyi olur. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi 2013 kararı bu. Kararın ilan tarihi 2013 varsayalım. Bu ilan tarihinde herkes öğrendi bunu. Ve yargısal anlamda kesinleşmesi gerekir diye bekliyor. Dava açmadı. Dava açtıysa sorun yok. Dava açmadı. Yargıtay'ın müstakar kararı var bu zaman aşımı ile ilgili. 8 sene diyor. Şimdi o 8 senelik süre, bu da kabahatler kanunundaki süre. Yani cezayı, hani hukuki fiil aynı zamanda cezaya da tabiyse ceza zaman aşımı uygulanır diyor ya. O ceza zamanı, kabahatler kanundaki 8 yıllık ceza zaman aşımı süresi. Bu uygulanır diyor. Dolayısıyla 2013-2021 yani bu sene o ay olarak ne zamansa o zaman zaman aşımı doluyor bence yani. Artık açamazlar açmayanlar. Açanlar açtı tabii, ona bir şey demiyorum. Bekliyorlar onlar. Ama açmayanlar açamayacak diye düşünüyorum. Şimdi o bekleyenler ne olacak? Bekleyenler de işte kararlar verilecek, temize gidecek. İstirafa gidecek, oradan temize gidecek. Bir 8 sene de o sürecek yani. Oldu 16 sene, 20 sene. Teşekkürler. Ben tamam. Teşekkür ederim. Oğuz tamam herhalde. Soru Zeynep Hoca'da da alalım. Zeynep Hocam buyurun. Çok teşekkürler Yılmaz Hocam, Cem Hocam. Hem sunum için çok da güncel bir konuyu tartışmış olduk hocam sayenizde. Ben şunu sormak istiyorum. Yani Cem Hocanın size sunum sırasında yönelttiği sorudan kaynaklı bir şey aklıma geldi. Komisyonda yapılan tartışmalardan vesaire bahsettiniz. Bildiğiniz üzere, yani hepimizin bildiği ve hep birlikte de çok tartıştığımız üzere bu sene de bir kanun değişikliği geldi. Ve bence de bu mahkeme rekabet kurulu ilişkisini, yani hukuki boyutunu, işte bağlayıcı etki, delil takdiri vesaire, yani mahkeme ile nasıl ilişkilendirmesi gerektiğine dair bir boşluk var kanunumuzda. Siz bu değişiklikle buna bir yani kanun koyucunun bu duruma netlik getirmemiş olmasını nasıl yorumluyorsunuz hocam? Yani geçen yani bu vesileyle işte komisyondaki tartışmaları vesaire de söylediniz. Yani bu bir kriz olarak görülmüyor mu? Bu bir sorun olarak görülmüyor mu? Onun için mi olmadı sizce? Yoksa gözden mi kaçtı? Nasıl yorumluyorsunuz? Yani ben çok bilinçli olduğunu düşünüyorum. Gözden kaçmadığını. Çünkü bunun sonucundan kim zarar görüyor? Ona bakacaksın. Kim yarar sağlıyor, kim zarar görüyor? Yani bu böyle kaldığı sürece hak arayanlar, şikayetçi olanlar, zarar görenler bu işten zarar görmeye devam edecekler. Dolayısıyla bu pek hükümetimizin umurunda değil, parlamentomuzun da umurunda değil. Ama rekabet kurulunun alıp şeyleri götürmesi çok umurunda. Daha çok ceza kesmesi çok umurunda. Yani halbuki Amerika'da hepiniz biliyorsunuzdur. Bu rekabet hukuku meseleleri tamamen tazminat davalarıyla yürüyor. Çok azdır Federal Ticaret Ofisi'nin kendisinin açtığı soruşturmalar, yılda birkaç tanedir. Esas bu tazminat davaları sayesinde rekabet hukukunun ana vatanı orası diyoruz. Nasıl oluştu bu? Bu davalarla oluştu. Biz de o teşvik edici 3 kat tazminatı getirdik. Kanuna koyduk yasa koyucu olarak. Amerika gibi olsun işte, insanlar da sırf devletten beklemesinler. Kendileri de gitsin dava açsınlar, böylece karteller, tekeller ortadan kalksın diye bir amaç güdülmüştü. Ama şimdi Yargıtay'ın kararıyla bu tabii ki teşvik değil, caydırmaya dönüştü. Teşekkürler hocam. Ama değişiklik yapılacaksa şimdi yapılmalıydı işte yani. Yani bu değişikliğin sonuçlarını muhtemelen göreceğiz. Ben değişikliğin Yargıtay içtihatlarını değiştirilmesine kadar gideceğini düşünüyorum ama tabii zaman gösterecek. Bakalım. Evet. Burak sen galiba önce kaldırmıştın, öyle hatırlıyorum. Hemen sorunu alalım. Estağfurullah hocama çok teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu bu arada? Tabii.
Hocama çok teşekkür ederim. Geliyor Boracığım, gelmez mi? Hocam ne çok güzel saygılar. Görünüyorsun, özlemişim seni. Ben de sizi çok özledim hocam. Elinizden öpüyorum. İki tane, üç tane kısa, çok kısa soru soracağım. Düşünceniz daha net anlaşılması açısından ve zenginlik sağlaması açısından. İlk sorum, bilim kadarıyla bu Avrupa Komisyonu'nun kararları devletler arasındaki anlaşmalar gelince tanıma ve temsilize gerek olmadan doğrudan uygulamalarını bulabiliyor. Dokuzuncu maddede de, direktifin dokuzuncu maddesinde de bu kararların birlik içinde dökün doğurabilmesi için kesinleşmesi aranmış. Dolayısıyla bu karar kesinleşmeden direkt verilen bir karar. Yani takdiri delil olduğunu anlıyorum sizin görüşünüze göre, ki ben de buna katılıyorum. Kesinleşmeden delil olarak dikkat alınabilir mi? Yani takdiri delil olabilmesi için de kesinleşmesi gerekir mi? İlk sorum bu. Kesinleşmez. Pardon, buyurun. İkincisi, asıl ve ya iki tane daha sorum olacak. İkinci en önemli sorum, yani bu en önemlisi. En kilit nokta, birçok ihtimal var tabii ki ama asıl ihtimal iki otoritenin de farklı karar vermesi halinde gündeme gelecek. Yani iki farklı otorite iki farklı karar verirse çatışma ihtimali doğacak. Avrupa Komisyonu ilal var dedi. Kurul yok dedi. Ama bence burada bir ayrım yapılması gerekiyor. Çok kısaca şunu söylemek istiyorum. Kurul delil yok dedi ve soruşturma açmadı. Farklı bir şey. Kurul delilleri inceledi ve ceza vermedi. Farklı bir şey. İkinci ihtimale dikkat alacak olursak, yani delil var dedi ve inceledi ama hukuk aykırılık yok dedi. Ama komisyonda var dedi. Bu ihtimalde Yargıtay'ın yaklaşımına göre kurul kararının üstünlük tanınması gerekeceği için komisyon kararı ne şekilde bir değer kazanacak? Hiçbir değeri yok tabii. Yani. Tamam. Şimdi birinciden başlayalım. Birincide ben kesinleşme kavramının idari kararlar için kullanılmasını doğru bulmuyorum. Mahkeme kararları için kullanılır kesinleşme. Çünkü idari kararlar zaten icraidir. Uygulanabilirdir. Yürütmeleri durdurulmadıkları sürece hukuk aleminde sonuç doğururlar. Dolayısıyla buna icrailik denir zaten. O yüzden bu kesinleşme değil, iptal edilmemedir o. İptal davası açarsın, kabul edilirse karar iptal edilir. Kabul edilmezse dava reddedilmiş olur. Yani şey kesinleşmiş olmaz, o zaten kesin. Dolayısıyla ama böyle kullanılıyor pratiklik olsun diye. Avrupa da öyle demiş zaten. Onlar temiz, şey, farklı kullanabilirler ama bu teknik olarak doğru değil. Dolayısıyla benim kanaatime göre buradaki mahkemenin, idari mahkemenin verdiği karar şeyin delil niteliğini değiştirmez. Rekabet otoritesinin kararını. O neyse odur yani. İptal edebilir, o zaman hukuk dışıdır, yok sayacaksın. Hiç alınmamış gibi olur. Ya da iptal edilmemiş, iptal talebi reddedilmişse bu karar aynı verildiği gün neyse o günde odur. Onun niteliğine bir vasıta etkilenmiş olmaz. O yüzden kesinleşmesini aramanın usulî sebeplerle, usul ekonomisi nedeniyle falan olduğunu düşünüyorum. Yoksa o delilse delildir yani. Hukuk mahkemesi nasıl adamın gözüne yumruk atarsan bunu hangi yöntemlerle inceliyorsa rekabet ihlalinde aynı yöntemlerle inceleyebilir ve aynı şekilde karar verebilir. Dolayısıyla kesinleşme aranmasının çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Avrupa'da şey yapmış bunu. Ben rekabet şimdi şu anda diyelim ki takdiri delil olarak rekabet kurulu kararlarını mahkeme delil olarak kabul ediyor. Ve yabancı mahkeme kararlarını da kabul ediyor diyelim. Senin dediğin gibi çelişki çıkabilmesi için ikisini de kabul edebiliyor olması lazım. İkisini de delil kabul ediyor. İki tane karar geldi önüne. Birisi rekabet kurulunun kararı ihlal yoktur diyor. Birisi de Avrupa Topluluğu Komisyonu'nun kararı ihlal vardır diyor. İkisi aynı kapsamda, aynı delilleri, aynı olayları, aynı coğrafi bölgeleri incelemiş. Biz Türkiye'yi inceliyoruz tabii. O da Türkiye'de dahil geniş kapsamlı bir inceleme yapmış diyelim. Şimdi iki tane delil var demektir elinizde. İki tane birbiriyle tenakuz eden delil var. Bu hakimin takdirine kalmış. Şimdi iki tane şahit olduğu zaman mahkeme birine niye itibar edip ötekine etmiyorsa, bunu nasıl açıklıyorsa, burada da birine edip de ötekine etmiyorsa aynı yöntemle bunu açıklaması lazım. Bu birisi Türkiye'dedir, birisi Avrupa'dadır. Onun için şimdi ben buna bakmıyorum gibi bir şey olamaz yani. Bu gerekçe doğru değil. Nasıl ki rekabet kurulu sadece bu aynı somut olayda Vestel ve Arçelik'in aleyhine olacak şekilde ya bu tüpler bitiyor zaten, pazar bitiyor,
ben bununla uğraşmak istemiyorum deyip zaten yurt dışındalar, bir sürü masraf edeceğim, niye uğraşayım ben bununla, uğraşmıyorum demiş. Yani bu, burada bir ihlal yoktur, Türk teşebbüsleri de zarar görmemiştir anlamına gelmiyor yani bu karar. Değil mi? Ama senin dediğin gibi hep her şeyi esastan ikisini de incelediğini, buna rağmen tenakuz olduğunu varsayalım. Genelde olmaz ama olduğunu varsayalım. Bu durumda iki tane, birisi yalan söyleyen, biri doğru söyleyen şahit var elinde hakimin. Birine uyacak yani sonuçta. Ve neden uyduğunu da açıklayacak değil mi? Böyle olması lazım. Karar da aynı şey benim açımdan. Hocam çok teşekkür ederim. Bir sorum daha var. Sorabilir miyim? Üçüncü soruyu istersen biraz bekletelim. Çünkü tamam. Sırada 3-4 tane soru soracak tamam. Arkadaşımız var. Süre olarak da şey değiliz. O eğer tamam. Zaman kalırsa onu da sorarız. Olmadı biz tamam. Seninle sonra tartışırız. Muzaffer tamam. Hemen alayım sorunu. Merhaba hocam, çok teşekkürler. Sadece çok kısa bir soru soracağım. Yani Yargıtay böyle karar veriyor. Anayasaya da aykırı dediniz. Yani buna hiç bireysel başvuru yolu denendi mi? Hani bu, çünkü son bana günlerde... Fırsat gelmedi, denemedim. Fırsat gelseydi denerdim. Anayasa Mahkemesi'ne gittim çünkü ben ve hakikaten de olumlu bir sonuç aldık. Orhan'ın da çok büyük şeyi vardır. Olumlu sonuç aldık. Yani arada bir denk geliyor. Onu bildiğim için sordum zaten. Hani bu, maalesef bununla ilgili gitmedik. Denk gelmedi. Evet, gelseydi giderdi tabii ki. Yani çünkü tek çözüm yolu gözüküyor anladığım evet, kadarıyla. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Hı. Ben de onu bekliyorum. Hani bir fırsat çıksa da biri götürse. Evet. Bol şans hocam o zaman. Teşekkürler. Teşekkürler Muzaffer. Kerem Bey galiba. Kerem Gencer görüyorum. Parmak kaldırmış. Daha sonra da Cansu Hanım'a vereceğim. Cansu Hanım sanırım chat kısmına da yazmıştık. Kerem Bey buyurun. Merhaba. Aslında ben de biraz önce sorulan soruyu sormak için parmak kaldırmıştım. Herhangi bir hak ihlali başvurusu var mı? Hocamızın böyle bir şeyi takip edip etmediğini merak etmiştim ama sorulmuş oldu. Maalesef denk gelmedi. Gelseydi bu fırsatı kaçırmazdım. Evet. Çünkü ben baştan beri böyle düşünüyorum. Teşekkürler Kerem Bey. Hemen Cansu Hanım'dan da sorusunu alalım. Buyurun Cansu Hanım. Merhaba herkese, iyi akşamlar. AB hukukunda da eğer kuru kararının kesinleşmesi bekleniyor gibi algıladım. Yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki peki kesinleşme süresi nedir? Bizdeki gibi uzun mu yoksa daha kısa süreler mi var? Yani o tek tek ülkeleri bilemiyorum. Tam kesin bir şey söylemek zor ama Avrupa topluluğunu düzeyinde çok uzun sürüyor tabii ki. Avrupa topluluğu bizden kötü hatta. Onun özellikle aynen. Komisyon kısmı değil mi? Özellikle komisyon kısmı bile 10 yıl sürebiliyor. Evet, onlar da biraz teşekkür daha ederim. Katastrofik. Yani orada kesinleşmeyi aramasalar bile epey uzun sürüyor ama orada yani tazminat davaları bir şekilde şu anda epey iyi işliyor. Özellikle Almanya ve İspanya iyi diye biliyorum. İki tane daha soru var. Burada parmak kaldırmamış olsa da Erdem Bey bana chatten yazdı. Siz de görmüşsünüzdür. Bir de Hamdi hocamız galiba soru sormak için parmak kaldırdı diyor, görüyorum. Elini kaldırdım gördüm en azından fiziken. Hamdi Bey sizden başlayalım. Buyurun. Buyurun. İyi akşamlar herkese. Hocam sunumuz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için hibrit model için de aslında bundan sonraki hayatımız herhalde böyle olacak. Hibrit modele er ya da geç geçmiş olacağız. Böylece her zaman katılabilme şansına sahip olacağız her yerde. Bu da aslında bizim için şu dijital çağın başlangıcının bir göstergesi. Bu pandemiyi ben dijital çağın başlangıcı olarak kabul ediyorum. Bundan sonra geçmişle üzerine yeni bir şeyler koyarak devam edeceğiz. Her ortamda karşılaşıp böyle bir sohbet etmek de çok güzel bir fırsat. Hocamı tekrar görebilme ve dinleyebilme şansına sahip oldum. Hocam ben dediğinize sonuç olarak katılıyorum da şu gerekçeyi nasıl sunalım? Bir Taksim 95 sayılı konsey kararı üzerine çok çalışmış biriyim ben. Ben rekabet konusunda bunu 2003-2004 gibi bir toplantıda dile getirmiştim. Ya sistemi... idari yargı mı adli yargı mı tartışmasında neden adli yargı mı seçmediniz? Bakın Almanya'da adli yargı ve bütün davalar da orada geliyor. O yüzden de müthiş bir tecrübe birikiyor. Bütün davalar orada karşılaşıyor. Ve sonuçta daha iyi işleyen bir sistem var dediğimde ya bunu çok düşünmedik başlangıçta. Sizden duyduğum kadarıyla aslında bir tartışma da olmuş sizinle Ateş Hoca arasında bu konuda.
Dediler ki emsal de yok dediler. Ya dedim Türk Patent Kurumu var. Niye emsal olmasın? Türk Patent Kurumu idari bir mekanizma ama fikri mülkiyet hukukunda verilen kararlar bir ihtisas mahkemesi var ve adli yargı yoluyla çözülüyor. Doğrusu ya bundan sonra da çok iyi. Başta bütün kararlarda kurul üyesinin soruşturmacı heyette yer alması sebebiyle iptal etmişti. Yani çok da geç sayılmazdı. Ama bu artık geride kaldı. Şimdi şu bir Taksim 95 bize ne diyor orada? Aslında rekabet kurulu verirken kararlarını Adalet Divanı'nın içtihatlarını da uygular diyor. Ama bu Türkiye Avrupa Birliği ortaklık hukuk açısından baktığımızda Adalet Divanı'nın kararları Türkiye'yi bağlayıcı olmadığı için bunu biz şöyle yorumluyoruz. Tekinalp Hoca da böyle yorumlamış. Ünal Tekinalp Hoca. Adalet Divanı'nın verdiği kararlar Türk otoriteleri ve mahkemeler için emsal teşkil eder. Nitekim biz medeni hukukta ve ticaret hukukunda her zaman İsviçre ve Alman mahkemelerini emsal olarak alırız. Yargıtay da buna atıf yapar üstelik. Özellikle medeni kanun İsviçre atıfları çok önemlidir veya Almanya atıfları önemlidir. Rekabet hukukunda da bunun kararlara yansıdığını hatta Danıştay kararlarında yansıdığını görüyoruz. Danıştay birçok kararında meas hukuku dikkate almaması halinde bozduğu kararlar da var. Bunu siz de muhakkak biliyorsunuz. Benim sunumumda da söyleyeceğim birleşme devralmayla ilgili o sunumda da rekabet kurulu meas hukuku ve Avrupa Birliği içtihatlarını dikkate alarak bir karar verdi. Aslında tam sizin dediğiniz konuda bu içtihatları ve meas hukukunu dikkate alarak Yargıtay'ın bakın bir haksız fiil olup olmadığının bir tespiti bu. Yoksa Türk taraflar arasında var mıdır yok mu değil. Dünyada büyük şirketler hukuka aykırı bir fiil yapmış. Bu bir tespit ve bizim için çok rahat emsal alınabilecek tespit. Ha bunun Türkiye'ye yansıması olmuş mu olmamış mı etki doktrini açısından rekabet kurulu orada onu incelemeyip topu taca atıp geçmişte olmuş şimdi bitmiş o halde zaman aşımı diye bir şeyin olmaması gerekirdi. Niye 5 yıllık zaman aşımı var yerine göre? Geçmişe gidip ceza veriyor rekabet kurulu bütün dosyalarda. Ya bittiyse artık geçmişe gitmemesi lazım rekabet hukukunun öyle değil mi? Kurulun geçmişe gidip ceza vermemesi de gerekir. Yani nereden tutarsan tutun o kurul kararı felaket şekilde fahiş hatalarla dolu. Yani rekabet hukuku. O konuda Yargıtay bence yani bundan sonraki şeylerde komisyonun kararlarını haksız fiilin hukuk aykırılık şartları açısından esas alabilir. Emsal ve içtihat olduğu için ve meas hukukta olduğu için ama illiyet bağının zarar var mı Vestel'de? Bunun arasında illiyet bağı var mı yok mu? Bunu hakim kurmak zorundadır. Bu kısmı Yargıtay'ın tartışması gerekirdi bence. Böyle bir tartışma çok sağlıklı zeminde giderdi. Nokta hani biraz toparlamak istedim. Bence Yargıtay bu yönüyle biraz daha yoğunlaşmak lazım. İkincisi de kesinleşme konusu maalesef 12 banka dosyasında çok birikişlik yaptım. Hatta emsal dosyalar hazırladım. Hakimlere eğitim de verdim. Kendim de bir şey geliştirdim hatta hesaplama formülü bir ihtimallere göre. Epeyce bir çalıştım. Orada sıkıntı şu. Gerçekten de o dosya çok karmaşık bir dosya. Bozulma ihtimali de birçok yönüyle de yüksek diyor. Çünkü hepsini bir torbaya atıp dövmüşler. Yani ayırmak gerekiyor. Eğer adalet tesis edecekseniz muhatabınızın davranışlarını tek tek ayırmak ve ona göre nitelendirmek gerekiyor. Ama bizde hukuki nitelendirmeyi çok net yapmadığımız için kurumda taviz açısı birbirine karışmış. Kurulda hepsini birden döveyim. Kime denk gelirse gelsin demiş daha. O yüzden o dosya gerçekten sorumlu bir dosya. Ama şurada genç arkadaşlara da özellikle tavsiye ediyorum. Bu aday Avrupa Birliği hukukundaki değişiklikten sonra Alman kanunları da değişti. Ve orada Avrupa Birliği'nin hukukunu kendi iç hukukuna adapte etti. Ve mahkemenin nasıl, hangi anlara itibaren tazminat davası nasıl dikkate alacağını, üye ülkeleri nasıl dikkate alacağını
Ve mahkeme rekabet otoritesinin kararı nasıl dikkate alınacağını ilgili maddesinde yazdı. Yani burada çok fazla üzerine girmek istemiyorum, durmak istemiyorum çünkü ayrı bir tebliğ konusu başlı başına. Ya zaten ama hocam dediğim sonuç itibariyle katıldığımı ifade edeyim sadece. Burada belki tartışmayı biraz şeye çekmek lazım hocam, ne dersiniz? Hukuka aykırılıktan ziyade illiyet rabıtasında kararların tartışılması gerekir. Tabii ki. Mahkemelerin tartışması gerekir. Tabii ki, tabii ki. Hamdi Bey, teşekkür ederim. Şimdi iki cümle, iki noktada fikrimi söylemek isterim. Birincisi şu, Avrupa topluluğu ile ortak konseyimizde aldığımız bu 1.1 Taksim 95 sayılı kararın 39. maddesinin başlığı uyum, mevzuat uyumlaştırılması. Şimdi Türkiye taahhüt veriyor Avrupa topluluğu tarafına, diğer ortağına. Diyor ki ben senin kanunların, direktiflerin, yönetmeliklerin ve içtihatlarına uyumlu iç mevzuat çıkaracağım. Onları iç hukukuma aktaracağım anlamında uyum sağlayacağım diyor. Şimdi bunu yapmadıysa eğer, tabii ki mahkemelerin emsal alması falan, onu zaten kabul ediyorum, öyle olmalı. Daha ileri giderek ben diyorum ki devlet böyle bir taahhütte bulunmuş, yerine getirmemiş. Ben bu devletin vatandaşı olarak bundan zarar görüyorsam, sen bunu niye yerine getirmedin diye devlete dahi dava açabiliyor olmam lazım. Birincisi bu. Var hocam, orada bir mekanizma var Avrupa Birliği Türkiye arasında. Ortaklık konseyi var, oraya gidebilirsiniz. Evet. İkincisi bu benim önerdiğim yayınlandı taslak o zaman. 92'de 93'lerde yayınlandı. Mavi şeyli benim ilk rekabet hukuk kitabımdır. Ben şu çözümü önermiştim o zaman. Bir, hem rekabet kurulunun hem mahkemelerin rekabetle ilgili kararları Yargıtay'ın rekabet dairesi isimli dairesine gitsin. Böylece içtihat birliği orada sağlansın. İki, mahkeme bir rekabet kanuna aykırılık iddiasıyla önüne dava geldiği zaman direkt rekabet kuruluna istiyorsa eğer bir soruşturma aç, emri verme yetkisi olsun. Nasıl şimdi bakanlık veya şikayet üzerine diyorsa, mahkeme virgül bakanlık gibi yazmıştım ben onu. Rekabet kurulundan mahkemeler de soruşturma açmasını talep edebilsin. Eğer öyle istiyorsa onun takdirine bırakalım. Böylece bir mahkeme rekabet kurulu ilişkisi kurulabilsin ve mahkemenin takdirinde olsun elindeki davayla ilgili olarak. İki, böyle bir şey yapmıyorsa bile yukarıda bir yerde buluşsunlar ve üst makam olan rekabet dairesi bunları, içtihatları birleştirsin diye böyle bir çözüm önermiştim. Biraz Avrupa'ya benzer, Almanya'dakine. Ama kabul görmedi o zaman. Nurkut Hoca işte dedi ki içtihat bolluğu olsun, bir böyle kalsın, ileride tartışma çıkacak, o zaman değiştirilir dedi. Ama şimdi kimsenin değiştirmeye niyeti yok. Nasıl değiştireceği konusunda fikri de yok çoğu insanın. Hocam bir cümle söyleyeyim sadece. Hani idari yargıda, hepimiz şu anda rekabet yargıması içindeyiz. İdari yargı değil. Almanya'da direkt istinafa gidiyor rekabet kurulu kararı, otoritesinin kararı. Bir tane mahkeme, uzman mahkeme, Düsseldorf İstinaf Mahkemesi ve oradan da Alman Yargıtay'ına gidiyor. Yani Almanya bu tür önemli konuları uzman mahkemeleri ve istinaftan başlatıyor. Bizim de ilk derece istinaf ve temyiz aşaması geldi Alman sistemi gibi. Bazı şeyleri direkt artık istinaftan başlatmanın gerektiğini seslendirmemiz lazım. Yargı reformları sürecinde olduğumuz bir dönemde. Bu çok önemli. Sebep de şu, Ankara'da 20-30 tane şey var. Sayısını toplam bilmiyorum. 28 tane mi 30 tane idare mahkemesi var. Yani idare mahkemesi hakimlerin hangisine düşeceğini bilmiyorsunuz kararın. İptal kararını. Ve gerçekten o hakimlerin çoğunu da görüyorum, zorlanıyorlar. Bir gün memuruna, bir gün başka bir şeye, bir gün ihaleye, bir gün rekabet dosyasının içinden çıkması mümkün değil. Bir tane istinaf mahkemesinin evet, o da ayrı başka bir sorun hocam. Hani istinaf mahkemesi birinin uzman mahkemesi doğru ki olması lazım. Ben biraz açalım artık. Müdahale etmek zorundayım burada. Çünkü saat 8.30 oldu. Hala Erdem'den soru soracağım demişti. Onu bekletiyorum ve kapatacağım ondan sonra. Son soru olarak Erdem'i alalım mı? Erdem buradaysan hala. Evet, burada kalmaya gayret ettim. Evet, buradayım.
şey, ben Yılmaz Hoca'ya teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kesinlikle getirdiği yaklaşıma ben de katılıyorum ve çok mantıklı buluyorum. Yalnız sonunda önerdiği rekabet kurulu kararlarının etkisinin araştırılması bizi biraz aynı noktaya geri getirmiyor mu? Yani o ben duyduğum zaman aynı yerde kalıyoruz gibi hissediyorum. Çünkü etkisi varsa bekletici mesele yapacağız ama etkisinin olduğunu nasıl anlayacağız? Kurul kararını bekleyeceğiz ya da etkisi olmayan bir rekabet kurulu kararı olabilir mi zaten ilişkili davayla? Acaba o etkiden kastettiğiniz farklı bir şey mi acaba? Yani çünkü böyle baktığımda bana biraz bizi sanki aynı döngüye sokacakmış gibi hissettiriyor. Tabii tabii, kanun değişmeyince bir probleme sokuyor. Benim şu andaki durumda şu Yargıtay'ın şeyini kaldıralım. Yani işte bekletici, ille de bekletici mesele yap veya ille de dava şartı yap şeklindeki şeyi ortadan kaldırırsak, o zaman mahkemeler buna kendileri karar verecek. Tabii ki bazıları ben bakarım diyecek ve daha cesaretli olacaklar. Birçoğu bakacak bence. Bazıları da ya şu kurula bir soralım diyecek. Belki kuruldan görüş isteyecek. Kendileri bir ilişki tarzı geliştirecekler ya da karar bekleyecek. Yani bu da olabilir. Ama bir çeşitlilik oluşacak yani sonuçta. Aynı şeyi yani bir kategorik bir blokaj ortadan kalkması lazım. Esas kanun değişikliği lazım. Tabii ki artık o aşamaya geldi. Nurkut Hoca'nın dediği buydu. Onu tartışacağımız bir gün gelir, o zaman değiştiririz diyordu. Ama öyle değiş vermiyor işte. Yani artık burada sorun haline geldi. Bu değişmesi lazım tabii ki. Şüphe yok. Evet. Ama şu anda ne yapılması lazım? Ama değişmese bile en azından blokajı bir kaldıralım da bir önü açılsın mahkemelerin diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Bütün sorular için teşekkür ederiz. Ama öncelikle tabii Yılmaz hocama teşekkür ederim sunum için. Biraz zamanımızı açtık ama sorularla açtık. Sunum zamanında bitmişti. Bu da iyi bir şey. Dolayısıyla isterseniz şimdi biraz ara verelim. 10 dakika diyorum ara için. Tabii ki daha geç de gelebilirsiniz ama hani daha sonrasında çok sarkmaması için. Eğer Haluk senin için de uygun mu 10 dakika ara? Sen epeydir orada bekliyorsun. Galiba Cenk Bey de bekliyor gördüğüm kadarıyla. Uygun. Tamam. Tamam. O zaman estağfurullah hocam, bir şey olmaz. Ne demek? Keyif aldık. 45 gibi arkadaşlar Haluk Bey ve Cenk Bey'in sunumlara devam edeceğiz. Bir 10 dakika ara veriyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.